Medeniyetlerin 8. zirvesi vesilesiyle medeniyetlerin óriási öröm számomra, hogy vendégül láthatom önöket a civilizációk bölcsőjében, szemünk almájában, szívünk csücskében, Isztambulban, a Türktanács 8. csúcs találkozója alkalmából. Emci olarak iştirakiyle tovább örömömre szól, ikmalinden ayrı bir memnuniyet duyuyor. A vértestvérem, tarihi kararlara imza atacağımız zirvemizin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile. Biz öz üstün iş üstü ulandık etevs. Oşul yerden biz bir neçe dokumenterge kol koyoz. Alar manili bolot. Bütkün dünya üçün. Мен айтып кетет билем. Куттуктайм Азербайджандын президентин, Азербайджандын эртең менен биздин желектерибизди көтөрүп жаңы имараттын жанына ошондой расмий церемонияны өткөрдүк Стамбулдун бир жакшынакай жерлеринде. Мындан ары дагы көп нерсе, жаңы нерселерди ушул саммит учурунда саммиттин советтин кеңештин атында алмашканга даярдыгыбыз болуп атабыз. Репутациябыз жөнүндө да айтып атабыз. Анткени биздин коом институционалдуу статуска ээ болуп аткандай. Бул риторикадан тышкары чыгыш керек. Анткени булар сөздөн ишке ашырышы керек. Негизги принцип секретариатта болгон жана биздин политикалык, саясат, экономикалык, социалдык биримдигибиз, андан дагы биздин деңгээлибизди көрсөтөт. Ошого кошумча кылып кошсом, көрсөтсөм, анткени биз организация, уюм катары эмес эле, бирок биздин өлкөлөрдүн деңгээлинде болуп турган, региондо болуп турган маселелерди чечүүбүз. Тешкил этмиштир. Түрк Девлеттери Тешкилаты олорак гөздөмчү үйөбүз Macaristan'la birlikte salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadelede bir diğer başarı örneğidir. Bugün ayrıca değerli katkılarınızla hazırlanan Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi'ni uygulamaya alacağız. Bu belge ufkumuzun sadece üye ülkelerle sınırlı kalmadığını gösterecek, barış, huzur ve refahı tüm bölgemize yayma irademizin tezahürü olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, siyasi ve toplumsal dayanışmamız gibi iktisadi ve ticari işbirliğimizi de müşterek adımlarla çeşitlendirmeli, güçlendirmeliyiz. Toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 21 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakam dünyanın geri kalanıyla olan toplam ticaret hacmimizin sadece yine yaklaşık %3'üne tekabül ediyor. Dilde, fikirde, amelde birlik anlayışıyla bu rakamı %10'lara taşımalıyız. Hem ticaretimizi hem karşılıklı yatırımlarımızı süratle artırmalıyız. Ülkelerimiz arasındaki ticaretin önündeki tarife dışı tüm engelleri kaldırmalıyız. Bu maksatla ticareti kolaylaştırma strateji belgesinin imzalanmasına özellikle önem veriyorum. Ancak kara, hava ve deniz yollarıyla birbirimize sımsıkı bir şekilde bağlanamazsak istediğimiz sonuçları elde edemeyiz. Transit geçiş belgelerini artık gündemimizden çıkarmalı, gümrük mevzuat ve uygulamalarımızı uyumlaştırmalı, geçiş ücretlerini rekabetçi bir düzeye çekmeliyiz. Bu doğrultuda uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasını bir an önce imzalamalıyız. Böylelikle Hazar geçişli uluslararası Doğu Batı
orta koridor başta olmak üzere aramızdaki tüm yolları bu coğrafyanın ana arterleri haline getirebiliriz. Azerbaycan Nahçıvan bağlantısı da bu anlamda hayati nitelik arz ediyor. Bölgenin transit ve lojistik merkez olma konumundan şüphesiz hepimiz istifade edeceğiz. Malum Sayın Binali Yıldırım'ı Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum. Kıymetli dostlarım, zirvemizin teması yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele konularında Türkiye olarak daima hassasiyet gösterdik. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliği ile mücadele ve uyum noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık. Dönem başkanlığımız süresince bu küresel meselede çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcayacağız. Bu adımlarımızı bölgemizin dijital çağda çevreye en duyarlı şekilde inkişafı için uzun soluklu bir çabanın ilk adımı olarak nitelendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte şehirlerimizi yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanarak akıllı şehirlere dönüştürmeliyiz. Akıllı şehir çözümlerinin temelini veri odaklı stratejiler ve bu stratejilerin üretimi ileri düzeyli teknolojiler oluşturacaktır. Ulusal yapay zeka stratejimizi geliştirerek bu doğrultuda bir üst aşamaya çıkacak adımı attık. Stratejimizi teşkilatımıza da teşmil ederek müşterek bir saydam ve katılımcı yapay zeka portalının tesisi için çalışmaya başlayalım istiyoruz. Teşkilat olarak bu konularda ortak politikalar geliştirmeli ve dijital dönüşüme liderlik etmeliyiz. Bu doğrultuda tüm paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stratejik planlar oluşturmalı, dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz. Yeşil büyümeye yönelik ortak projelere birlikte imza atmalıyız. Akıllı şehircilik alanında işgalden azat edilen Zengilan'da başlatılan atılım, Türkistan'ın kalkınması, Ağal'daki yoğun faaliyetler, Budapeşte'deki uygulamalar, Kırgızistan ve Özbekistan'daki çalışmalar takdire şayandır. Karşı karşıya kaldığımız bir diğer hakikat ise küresel ısınmanın da etkisiyle doğal afetlerin sayısının ve yıkıcı sonuçlarının katlanarak artmasıdır. Bu vesileyle yaz aylarında yaşadığımız büyük yangınların söndürülmesinde bizimle dayanışma gösteren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Doğal afetlerle mücadele noktasında da işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak bu amaçla arama, kurtarma ve doğal afetler sonrası rehabilitasyon konularında ortak hareket etmek üzere Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması kurulmasını teklif ediyoruz. Değerli kardeşlerim, terör örgütleriyle ortak mücadelemizde gündemimizin önemli unsurlarından biri olmalıdır. PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ gibi şer odakları başta olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.
Bu konuda işbirliğimizi artırmalıyız. Ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı gibi çağımızın vebası olan yıkıcı akımlarla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz. Teşkilatımızın uluslararası bir kuruluş olarak cazibe merkezi haline dönüştüğünü memnuniyetle müşahede ediyorum. Bu kapsamda teşkilatımızın gözlemcilik statüsü ve ortaklık kurma usullerine ilişkin kararları da bugün kabul edeceğiz. Aile resmimizin daha da zenginleşmesi için önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı tecrit ve ambargonun hafifletilmesinde kıymetli desteklerinize güveniyorum. Dönem başkanlığımızda dünya göçebe oyunlarının dördüncüsüne de ev sahipliği yapacağız. İkincisini Mart ayında düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na hepinizi şimdiden özellikle davet ediyorum. 4 yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen Teknofest'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Teknofest'in önümüzdeki yıllarda diğer kardeş ülkelerde de düzenlenmesi yararlı olacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, birliğimizin tarihi dönüm noktalarından biri olan zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel Sekreter Bağdat Bey ve sekreterya başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi kardeşim Sayın Aliyev'e nişan tevcih törenimize geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Muzaffer Ali Başkumandan Sayın İlham Aliyev, dirayetli liderliğinizde Karabağ'da yaklaşık 30 yıllık süren işgale 44 gün gibi kısa bir sürede son verilmiştir. Bu sadece Azerbaycanlı kardeşlerimiz için değil, tüm Türk dünyası için büyük anlam taşımaktadır. Vatan muharebesi sonucunda yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hayata geçirilmiştir. Azerbaycan bu şekilde uluslararası kamuoyunun hafızasına adalet mesajını nakşetmiştir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması Türk dünyasının birliğini ve beraberliğini pekiştirmiştir. Karabağ'ın
azatlığının sembolü olan Har-ı Bülbül Türk dünyası için zaferin müjdecisi olmuştur. Karabağ zaferi sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, aynı zamanda bölgemizde özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve işbirliğine giden yolunda önünü açmıştır. Bu vesileyle aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev'e Türk dünyası Ali nişanını takdim etmekten derin bahtiyarlık duyuyorum. Azatlık yolunda şehadete erişen kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aziz kardeşim, hürmetli Prezident Recep Tayyip Erdoğan, aziz devlet hükümet başçıları. Kıymetli kardeşim, sevgili Tayyip Erdoğan, saygıdeğer devlet başkanları. Tabii ki bu Türk dünyası Ali nişanını aldığım için büyük bir onur duyuyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda tabii ki çok büyük bir sorumluluk altında hissediyorum kendimi ve bugün bu nişanı almamın yarattığı mutluluğum ayrıca katlanıyor. Çünkü Türk Konseyi Devlet Başkanları, sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle bu Ali nişana layık görüldüm. Ve gerçekten de bu nişanın bana verilmesi Karabağ'ın Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında oldu ve Türk dünyasının devletlerinin bu liderliğimi bu şekilde kabul ediyor olması ve bu nişanın bana layık görülmüş olmasından dolayı hem kendi adıma hem de tüm Azeri halkı adına büyük bir onur duyuyorum. Bu nişan Azeri halkına verilmiş bir nişandır. Çünkü 2. Karabağ Savaşı'nda gerçekten çok büyük tavizler verdik ve çok önemli çabalar sarf ettik. Özellikle bu nişanı sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'dan almış olmam ayrıca önemli. Savaşın başından ilk gününden son gününe kadar kendisinin bize gösterdiği desteği her an hissettik ve gerçekten de bu destek bize güç verdi, bizi teşvik etti. Çünkü sevgili kardeşim Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını gösterdi. Ve bu bize tabii ki büyük bir teşvik edici güç oldu. Ve her ne kadar Ermeniler bu savaşa girmiş olsa da biz büyük bir zafer ile bu görevimizi yerine getirebildik. Sevgili kardeşimin desteği sayesinde ve hem sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a hem de siz saygıdeğer devlet başkanlarına gerçekten şükranlarımı sunuyorum ve bu nişanın dönem başkanlığının Türkiye'ye devredildiği bir günde verilmiş olması ayrı bir öneme sahip ve geçtiğimiz iki yılda dönem başkanı olarak sarf etmiş olduğumuz çabaların da aynı zamanda başarıyla istenilen sonuçlara ulaştığını da yine teyit eder nitelikte. Şimdi bugün sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a dönem başkanlığı devrediyorum ve eminim ki dayanışmalarımız, ülkelerimiz arasındaki dayanışma sayesinde, karşılıklı saygı sayesinde büyük bir başarıyla dönem başkanlığını Türkiye yürütecektir.
Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşabilir. Çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol kat etti ve küresel anlamda büyük bir güç olarak kendini ortaya koydu dünyada. Türkiye sadece bölgemizde değil, tüm dünyada Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem ekonomik, hem siyasi, hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu önemini farkında olmasın ve sevgili kardeşimin vizyonu sayesinde Türkiye'nin kat etmiş olduğu gelişme, kalkınma hepimiz için aslında örnek gösterilecek bir yol. Çünkü biz Türk dünyasının kalbinin burada attığını biliyoruz ve bu da hepimize ilaveten bir güç ve güven veriyor. Dolayısıyla Azeri halkı adına sevgili kardeşime bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve son derece derin saygımızı kendisine tekrar dile getirmek istiyorum. Azerbaycan'da herkes Tayyip Bey'i gerçekten büyük bir saygı ve sevgiyle anıyor. Ve kendisi ülkemizde çok önemli bir şahsiyet olarak kabul ediliyor. Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında dayanışmadan bahsetmişken tabii ki ortak bir vizyonumuz var ve bu ortak vizyonun çok sağlam bir temele oturması gerekiyor. Ortak dil, ortak din ve tabii ki ortak çıkarlarımız ve ortak değerlerimiz var. 2 senelik dönem başkanlığımız süresinde biz de Azerbaycan olarak Türk dünyasını, Türk Konseyi'ni pekiştirmek, güçlendirmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik ve bugün eskisinden çok daha bir şekilde birliğimizi kuvvetlendirmiş durumdayız. Bugün gerçekten tarihi bir zirve yaşıyoruz. Çünkü konseyimiz bir kuruluş statüsüne erişmiş oldu ve önümüzde son derece umut verici bir gelecek var. Çünkü bu kuruluşun temelinde, kalbinde zaten tarihten, gelenekten, ortak din ve dilden gelen doğal müttefikler söz konusu. Bunların yanı sıra tabii ki yeni bir takım tehditler ve zorluklar neredeyse her ay karşımıza çıkmakta. Ve maalesef dünyada ileri gelen ülkeler uygun tedbirleri almıyor bu zorluklar ile mücadele ederken. Ve eminim ki Türk Konseyi kuruluşu olarak biz ülkelerimiz, halklarımız için elimizden geleni ve en iyisini yapacağız. Çünkü burada samimi bir ortaklık söz konusu ve ülkesini geliştirmek isteyen, kalkındırmak isteyen devlet başkanlarıyız ve halklarımız arasındaki bağlar her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor ve çok önemli bir coğrafyaya sahibiz. Hem ekonomik hem askeri anlamda çok büyük güç elimizde. Bu da son derece önemli. Yine doğal kaynaklarımız, çok modern altyapı, ulaşım, iletişim altyapısı elimizde. Türkiye gibi ekonomik ve askeri bir gücü elinde bulunduran bir ülke. Sonuçta NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye. Ve Türkiye bu önemli görevini de barış ve istikrar için kullanıyor hem bölgede hem küresel anlamda.
Dolayısıyla eminim ki bu dönem başkanlığı sırasında tüm hedeflere ulaşmak mümkün olacaktır. Geçtiğimiz iki senede Türkmenistan'ın aramızda gözlemci üye olmasını sağladık ve tabii ki bunun bir doğal sonucu olarak da ben de Türk Konseyi'nin dönem başkanlığını yapmış biri olarak Türkmen kardeşlerimizi aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Gerçekten kendilerinin aramıza katılmış olması önemli bir adım oldu. Yine Bakü zirvesinde Özbekistan aramıza katılmıştı. 2009 yılında Nahçıvan Antlaşması'nı imzaladığımız zaman sadece 4 üye devletken bugün bu sayı 7'ye yükselmiş durumda ve kuruluşumuz gerçekten her geçen gün çekiciliğini arttırıyor ve eminim ki burada gözlemci olan ülkeler de kendi seslerini bu konseyden dolayı daha yüksek bir şekilde duyurabiliyor. Bu pandemi sırasında da birlik içinde hareket ettik. COVID-19 ile ilgili olarak bir online video konferans düzenledik. Birbirimize yardım ettik. Diğer ülkelere de yardım yolladık. Sadece 4 gün önce Azeri halkı olarak biz Karabağ kurtuluşumuzun 1. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladık ve 30 yıllık bir işgale son vermiş olduk ve bunun sonucu olarak da 4.1993 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yürürlüğe konulmayan kararının uygulanmasını bu zaferimiz sayesinde elde etmiş olduk. Bunun da tarihi önemi önemli. Bu gerçekten bir adalet savaşıydı ve kendi topraklarımızda bu savaşa girmek zorunda kaldık ve birçok şehit verdik. Neticeleri bunu gösterir. Çünkü ve aslında hiçbir ülkenin topraklarıyla ilgili değildi bu savaş ama bu ikinci Karabağ Savaşı sona erdiğinde bütün çatışmaları sona erdirmiş olduk ve savaşın ilk günlerinden itibaren ben aslında Ermenistan'ın bize bir takvim iletmesi gerekir ve işgal altındaki topraklarımızdan ne gibi bir süreç içinde kendi askerlerini geri çekecek belirtmesi gerekir dedim ve bu sözümü tuttum. 44 günün sonunda Ermenistan bu şekilde ateşkes ilan etmiş oldu ve gerçekten de bir kapitülasyona imza atmış oldu ve bu şekilde 2. Karabağ Savaşı 44 günün sonunda bildi. Burada 300'den fazla köy ve yerleşim yeri işgalden kurtarıldı ve yüzlerce köyü biz Ermenilerin işgal ettiği topraklardan kurtarmış olduk ve bu şekilde biz Azerbaycan olarak topraksal bütünlüğümüzü elde ettik. Ancak bunun yanı sıra birçok tahribat yaşadık. Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan da iki kez Şuşa'yı ziyaret etmişti. Ocak ayında ve kısa bir süre önce yine bu ziyaretini tekrar etti. Kendi gözleriyle bizzat gördü ne kadar büyük bir tahribat yaşandığını. Cengizhur'un doğusu ve Karabağ mahallelerinde yeniden inşa süreçleri başlamış durumda ve yine kardeş ülke Türkiye'nin desteği sayesinde birçok Türk şirketi buradaki altyapının yeniden inşa edilmesi projelerine dahil edildi. Burada demir yolları, yollar, havalimanları, büyük projelerin yine Türk şirketlerinin performansı ile bir an önce tamamlanacağından eminim. Çok kısa bir süre önce uluslararası havalimanını açtık ve buraya yine
20'den fazla Türk şirketi dahil oldu. Bu da yine bir rekor sürede, gerçekten 8 aylık bir sürede uluslararası havalimanının açılışını yaptık. Zengilan Havalimanı gibi başka birçok projede mevcut. Bunlara yine Türk şirketleri dahil olmaya devam edecek. Sayın Mirziyoyev'e özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum bu bağlamda. Kendisinin girişimleri sayesinde Özbekistan hükümetinin çok finansmanı sayesinde çok büyük bir okul inşaatı gerçekleştirebileceğiz yine bu bölgede. Bu da gerçekten dostluğumuzun ve kardeşliğimizin bir başka nişanesi ve biz Azeri halkı olarak yine buna çok büyük önem atfediyoruz. Bu yeniden inşa çabalarımızın tabii ki devamı olacak. Bölgesel anlamda ulaşım ve lojistik konularında Cengizsur koridorunun açılışı söz konusu olacak ve bu çok büyük imkanlar anlamına gelecek bütün bölge için ve eminim ki siyasetine göre mağlup vaziyette olan Ermenistan da Ermenistan aslında işgal politikasından kendisi bizzat zarar görmüş bir ülke olarak eninde sonunda farkına varacak ki bütün bu topraksal talepleri aslında kendilerinin haysiyetine yararına olmadı ve bir an önce Azerbaycan'a ve Türkiye'ye ilişkin olarak bu topraksal taleplerinden vazgeçecek ya değilse kendilerini çok daha zor bir durum içinde bulacaklarını farkına varacaklardır. Bu Cengizsur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya yine bağlayacak bir koridor olacak ve çok önemli bir proje, önemli potansiyelleri sahip ve eminim ki çok önemli aktif çabalar var. Bu Cengizsur koridoru ile ilgili olarak Nahçıvan zirvesinde bir açılış konuşması yapmıştım ve ta o zaman söylemiştim. 1920 yılında Sovyet yetkilileri aslında Azerbaycan'ı parçalamışlardı ve Cengizsur'un bir kısmını Ermenistan'a tevdi etmişlerdi ve bu şekilde Türk dünyasını parçalamışlardı ve biz bugün bu Türk dünyası coğrafyasını ulaşım projeleri sayesinde, lojistik projeleri sayesinde tekrar birleştiriyoruz ve bu coğrafya artık bugün parçalanmış halinden tekrar birleştirilmiş haline geri dönüyor. Ve sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum ve saygıdeğer mevkidaşlarım tekrar sizlere bu nişan için teşekkürlerimi sunuyorum ve bu sorumluluğa önümüzdeki dönemde de layık olacağımı umuyorum. Çok teşekkürler. Kıymetli İlham kardeşime değerli görüş ve katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi de onursal başkanımız, elbaşı Sayın Nazarbayev maalesef bugün bizlerle bir arada olamadı. Ancak mesajlarını video vasıtasıyla paylaştı. Sayın Nazarbayev'in görüş ve değerlendirmelerini şimdi izliyoruz. Buyurun. Kıymetli memleket, yeni hükümet başları, kıymetli dostlar,